Bugün içeride yaşadığımız birçok sıkıntının sebebi modern toplum olma sürecini zamanında gerçekleştiremediğimizden dolayıdır. İşte ihracat politikaları, ihracat uygulamaları aynı zamanda bir ülkenin yatırımı demektir, refahı demektir, sosyal barışı demektir, istihdam demektir. İstihdam demektir. Bakın 1983'lü yıllarda Türkiye'nin ihracatı 2.9 milyar dolardı. Bir yere yazın bunu. 84 rakamı. 2.9 milyar ya da 2.7 milyar dolardı. Bunun içerisinde %70'i kamuya aitti. Kamu, devlet. Ne satıyordu devlet? Tariş vardı, Sümerbank vardı. Hep kamuya ait ürünler. Tarım ürünleri. %33 sanayiydi. Ve ihracat dediğiniz zaman kimsenin bilmediği, ne bu? Yenilir mi, içilir mi? Dediği, yenilir mi, içilir mi? Dediği, 3 tane şehre sıkışmıştı. Hangisiydi o şehirler? İstanbul, Ankara, İzmir. Ankara neden? Devletin merkezi Ankara olduğu için. Ne oldu 83'te beraber? Turgut Bey, Türkiye'nin tüm iktisadi tercihlerini tepetaklak eden, Türkiye'yi dünya sistemine, ticaret sistemine entegre edecek devrimi gerçekleştirdi. Tartışılır artısı eksisi. Artısı eksisi tartışılır. Ne yaptı? İhracata dayalı büyüme modelini seçti. Ne oldu bir anda Türkiye? Ne oldu? Bir anda Türkiye ihracatın ne olduğunu öğrenmeye başladı. İlk neyle öğrendi? En büyük avantajımız ne bizim? Bizim en büyük avantajımız 1. Nüfus yapımız, genç nüfus. 2. Tüketim bölgelerine yakınlık. Pazar neresi? 500 milyonluk Avrupa Birliği. Şimdi Türkiye mi 20 sene evvel avantajlı bir ülke, yoksa henüz daha demir perde komünist Çin olma kimliğini kaybetmemiş Çin mi? Hangisi? Türkiye. Türkiye bu avantajlarını kullandı. Emek yoğun sektörlerde çok hızlı bir büyümeye girdi.